Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugün manyetik etki yani indüksiyon yöntemiyle ısıtıcı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Sizlere faydalı olduğunu düşündüğüm bir proje, benzer videolar ve benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi devrem hazır. Şimdi ısıtıcı bobinimi yapacağım. Bobinimizi 4 milim bakır telden saracağım. Bu ise benim metal kabım arkadaşlar. Suyu bunun içinde ısıtacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bobinimi hazırladım. Buradaki klemenslerimizi ise şimdi iki klemensimize bobinlerimizi gireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tur sardım. Tam orta kısımdan ise yine şu şekilde bir çıkış alacağım. Bu çıkışı ise buradaki orta ucumuza gireceğiz. Devremizle bobinimizi birbirine montajlıyoruz. Evet, şu anda indüksiyon ısıtıcımız tamamen hazır. Gördüğünüz gibi güç kaynağımı 24 volta
İndüksiyon ısıtıcılar metali ısıtır. Sadece metal olan her şeyi ısıtır. Şu şekilde hemen güç veriyorum. Gördüğünüz gibi boşta 1.4 amper çekiyor. Folyomu yaklaştırmaya başladığım anda gördüğünüz gibi folyo resmen eridi. 8 amperle folyoyu tamamen kor haline getirdik arkadaşlar. Evet, folyo gördüğünüz gibi tamamen erimeye yüz tuttu. Tabi elinizi soksanız ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmağımız indüksiyon ısıtıcının içine soktuğum hiçbir şekilde amper çekmiyor. Yalnız elinizde platin veya ona benzer bir şey varsa veya çapak varsa onu ısıtacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi verdiğini hep birlikte görelim arkadaşlar. Tabii ki buradaki amper kısmına bakmanız gerekiyor. Yavaş yavaş yaklaştırıyorum temassız bir şekilde. Evet, şu anda 200 wattla ısıtma yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi temassız. Evet, bu aşamada metal bir başka bir kap getirdim arkadaşlar. O kapın içindeki suyu ısıt. On amperle ısıtıyoruz. Evet, soğutucuları biraz daha yükseltmek veya buraya bir fan eklemek gerekiyor. Ya da bu kısımdaki soğutucuları büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet, suyun kaynadığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi dış bobini tutuyorum. Dış bobinde hiçbir ısı yok. Bakın, metali aldım. İçerisine parmağınızı gördüğünüz gibi koyabilirsiniz. Sadece metale duyarlı. Bakın, şu şekilde kağıt bardak koyduğumuz zaman içerisine hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Yani mikrodalgaların tersi gibi düşünebilirsiniz. Mikrodalgaya tabak koyamıyorsunuz, metal tabak. Buna ise tamamen metal koymanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bardakla hiçbir şekilde etkileşime girmedi. Elimle hiçbir şekilde sınırları zorlamak istiyorum. Çalışma skalası çok yüksek arkadaşlar. 30 voltta dahi çalışabiliyor. Folyoya ne yapacağını merak ettim. Watt gördüğünüz gibi. Tabii ki folyo. Folyonun canını okuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi dokundurduğunuz yerden kıvılcım çıkıyor. Şimdi arkadaşlar farklı bir yöntem deneyeceğim. Küçük uç takıp vidaları nasıl ısıtacağınızı. Küçük ağızlığı takıyorum. Yani küçük başlığı takıyorum. Bu aşamada vidaları nasıl ısıtacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Mesela paslanmış vidayı sökemezsiniz. Paslanmış vidayı nasıl sökeceğimizi göreceğiz. 200 wattla şu anda ısıtma yapıyorum. Zamanlamada kısıtlamaya gitmeyeceğim. Kaç saniyede ısıttığını görmeniz adına.
Vidanın kor olduğunu ben sanırım gözüküyor. Evet. Kalmayacaktır. Güzel bir proje oldu sanayide, vida ısıtmada ve sökülmeyen paslı vidaları yayacağını düşündüğüm harika bir proje oldu. Burada videomu sonlandırmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.